Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zenginlerin satın aldığı en gereksiz ve en pahalı şeylere bakacağız. Videoyu izledikten sonra anlayacaksınız ki para hem çok yanlış kişilerde hem de biz bu hayata onları izlemeye gelmişiz. Hızlıca videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu aralar unutuyorsunuz. Bak izleyenlerin %70'i abone olmuyor. Bakacağım bir daha. Yine lütfen olun diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk saçma sapan, gereksiz pahalı eşyası bu gördüğünüz çay poşeti. Bir çay poşeti ne kadar pahalı olabilir ki kardeşim demeyin. Bu çay poşetinin fiyatı tam olarak 114.000 TL. Abi hani bir çaydır yani, onu batırırsın sıcak suyun içerisine. İçinden çay çıkar yani. Başka da bir şey çıkmaz. En fazla paketi 10 lira 20 lira olur. Ama bu çay paketinin üstüne gördüğünüz gibi saçma sapan elmaslar falan işlemişler. Ondan sonra bunu 114.000 TL'ye satıyorlar. Bunu alan insanın ben nasıl zengin olduğunu gerçekten düşünürüm ya. Hani bu kadar düşük bir IQ ile nasıl o kadar parayı kazandın gerçekten düşünürüm. Oha evet. Bunun fiyatı tam olarak 1.376.900 dolar. Artık siz hesaplayın kaç trilyona denk geliyor. Bu gördüğünüz altın bir tuvalet kağıdı. Yani bir tuvalet kağıdının altın olması insana ne katabilir ya? Ben gerçekten ağlayacağım şimdi. Yani sen popondan çıkan şeyi altın peçeteye silsen ne olur? Normal peçeteye silsen ne olur? Yani ben şunu dünyada satın alan kişilerin olduğuna eminim. Gerçekten hani bir insan buna para veremez ya. Abi çok saçma. 1.5 milyon dolar ya şu. Üstünde siyah ve beyaz elmasların olduğu iPhone telefon yapmışlar ve fiyatı tam olarak 15.3 milyon dolar. Yani artık oha, artık çüş, ben hesaplayamam bunu. 16 milyon dolar 8.5 liradan olsa çarpsak 8.5'la 18, 80, 100 küsür trilyon falan ya. Yani gerçekten saçma pahalı. Abi hani bunları kim alıyor ya? Allah aşkına bana bir gösterin şunu ya. Ya şunu satın alan insanın ben suratına bakıp şey demek istiyorum. Ne kadar malsın sen. Bu zenginleri gerçekten çok iyi kekliyorlar ya. Hani efsane şirketler var. Bir şey Luxury diye bir buz firması varmış. Böyle el yapımı kare buzlar yapıyorlarmış ve fiyatı tam olarak 375 dolar. Yani bir tane şu kadarlık küp bir buzun fiyatı 2.5 bin liraya falan denk geliyor. Gerçekten var ya, bu zenginleri iyi kekliyorlar ya. Yani şunu satın alan adamın zaten keklenmeye ihtiyacı vardır. Altın bisiklet yapmışlar 500 bin dolardan köteliyorlar. Yani bunun adı gerçekten kötelemek, başka hiçbir şey değil. Zenginlere köteliyorlar. Abi altın bisikleti ne yapacaksın ya? Allah aşkına ya, çıkalım benim bisikletime altın boyası sürelim. Vallahi aynısı yani. Ayırt edemezsiniz ki, ne olacak yani? Ha ona binmişsin, ha benim bisiklete binmişsin. Ne fark eder? Vallahi ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Ya Game Boy dediğin şey 20 sene öncesinin teknolojisi. Yani biz şununla 20 sene önce Tetris oynuyorduk. Adamlar bunu altın kaplamışlar. 25 bin dolara satıyorlar. Ya şunun kendisi zaten bit pazarında 1-2 lira. Alırım altın spreyi, sıkarım üstüne aynısı. Yani altın olunca Tetris daha mı zevkli olacak? Ya da ne bileyim, o adam vurmalı oyunlarda daha mı iyi vuracağım? Yani şu altın olsa ne olur, olmasa ne olur? Harbi video çok efsane saçma bir video oldu. Ya zenginlere uyuz oluyorum ama vizyonu olmayan zenginlere ayrı bir uyuz oluyorum ya. Para gerçekten çok yanlış kişilerin elinde. Bu gördüğünüz Hintli abimiz kendisine altın bir gömlek almış ve fiyatı tam olarak 213 bin dolar. Yani nereden baksanız 1.5-2 trilyon gibi bir fiyata geliyor. Abi altın gömleği ne yapacaksın ya Allah aşkına? Yani bir şeyler diyeceğim şimdi, çıkacak oradan videomuzu izleyecek. Ondan sonra bizi mahkemeye verecek falan. Ya altın gömleği nasıl giyebilirsin ya? Koltuk altın terlese emmez, her tarafını tahriş eder. Ayrıca insanlar "Oo, sen altın gömlek giyiyorsun, benim seninle tanışmam lazım" falan demeyecek. Şu mala baksanıza diyecek. Yine pig denen bir tavşan türü herhalde, böyle bir hayvan varmış. Bak ne kadar sevimli bir hayvan. Onun üzerine bir zırh yapmışlar. Bu zırhın fiyatı 24 bin dolar. Ya abi bir insan tavşanın üzerine neden zırh taktırır ya? Hani demek ki bunu alan birileri var ki adamlar bunu üretmiş. Ben şu an gerçekten çok şaşkınım ya. Tavşan zırhını kim alıyor lan?
Şu köpekler kadar kaliteli bir hayat yaşayamadık ya. Yanarım yanarım ona yanarım ya. Köpeğin boynuna taktıkları tasmanın fiyatı 3.2 milyon dolar. Artık kaç milyar milyon trilyon siz hesaplayın. Ya bir köpek kadar olamadık ya. Köpeğin boynunda var trilyonluk kolye. Ben de işte arada bunu takıyorum. Altın falan değil, bakır kendisi. Ya lanet olsun yani, gerçekten üzülüyorum ya. Hadi altın gömleği anladım. Tavşan zırhını anladım da altın zımba kimin işine yarayacak? Bak beni gerçekten delirteceksiniz bu videoda. Altın zımbayı kim ne yapacak ya? 24 tanesi 210 dolar yani 1500 lira falan. Ama yani zımba altın olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Kağıda basıyorsun gidiyor, bu kadar basit. Yani şu zımbaya şu kadar para veren insanın ben hayatını düşünemiyorum ya. Evini, arabasını, helikopterini falan. Ya her şeyi vardır bunun ya. Huya diye bir kuş varmış. Kuşun bir tane tüyünü 15 bin liraya satıyorlar. Abi yani kuşun tüyünü ben ne yapabilirim ya? Yani nereme sokacağım da ben 15 bin lira para vereceğim ona? Kuş 1907'den beri görülmüyormuş. O yüzden tüyü bu kadar pahalıymış. Ya abi ölmüştür. Yani nesli tükenmiştir. Bunun bu kadar pahalı olmasına ne gerek var? Yani ayrıca dünyada bunu satan insan varsa bence hemen hapse atılması lazım. Çünkü görülmeyen nesli tükenmiş bir kuşu adam bulmuş, bir de tüylerini yolmuş. Yine para gerçekten çok yanlış kişilerde diyeceğiniz saçma sapan bir fotoğraf. Adam altın maske yaptırmış ya. Hem de fiyatı tam olarak 12 bin liraya. Ya abi o maske korur mu? Yani ne kadar komik görünüyorsun şu an. Hiç aynaya baktın mı ya? Paranla rezil oluyorsun resmen ya. Ayrıca bu abi galiba koronaya yakalanıp ölmüştü. Öyle saçma bir şey var. Yani para sizi korumaz arkadaşlar. Yani para korur da saçma şekilde kullanılan para sizi korumaz. Şu an gördüğüm gerçek değil değil mi ya? Hani zenginler bunu yapmış olamazsınız ya. Bu kadar para saçma şekilde kullanılmaz. 150 bin liraya altın lens yapıyorlar ya. Ya hani senin gözünde lenste altın olsa ne olur, olmasa ne olur? Ya senin gözündeki altından bana ne ya? Hani onu takınca bakışın mı güzelleşiyor ya da X-ray cihazı gibi her şeyin içini mi görüyorsun? Ya 150 bin lira lense veriyorlar ya. Bana 5 lira ver desen vermezler ya. 500 bin TL'lik bir beyzbol topuna bakıyorsunuz şu an. Üzeri elmaslarla kaplanmış. Yani şununla oynayabilecek delikanlı var mı ya? Varsa lütfen bana bir ulaşsın. Bir şey konuşacağım, bir şey soracağım. Bu gördüğünüz kalem de yine üzeri saçma sapan böyle altınlar, elmaslar bilmem nelerle kaplamışlar. Yani kimin ne kadar umrunda bilmiyorum ama bunun fiyatı tam olarak 600 bin dolar. Yani ortalama 5 trilyon gibi bir fiyatı var. Ya şu kalemle yazsan ne olur, ben onunla yazsam yine böyle yazamam yani, elim ayağım titrer. Bunun üzerindeki pembe şeyler ne kadar çirkin. Hadi 5 trilyon vereceğim, güzel bir şey olsun ya. Çok çirkin lan bu kalem. Şaka bu değil mi? Şaka yani. Şaka olması lazım. Bir balık kadar da mı olamadık ya? Bu balık yeminin fiyatı 1 milyon dolar. Ya abi 1 milyon dolar versem ben o adayı satın alırım, o gölü satın alırım, içindeki balıkları satın alırım. Yani 1 milyon dolar versem sence balık oltasına mı 1 milyon dolar veririm ya? Hani onu balık yiyecek, 1 milyon dolarım gidecek. Oldu. Ya ben onunla neler neler yaparım. Adamlar gidiyorlar balık yemine veriyorlar o parayı. Yani ben sizin gerçekten kafanızı dünyanın en pahalı çikolata kutusu, yani bu kız istemeye falan gidildiğinde kullandığınız çikolata kutusu, 1.5 milyon dolarlık bir fiyatı var. Abi yani 1.5 milyon dolara insan ev alır, yat alır, araba alır, uçak alır, her şeyi alır. Çikolataya neden 1.5 milyon dolar veriyor? Yani acaba içinde ne var? Ben şu an gerçekten merak ettim ya. Bunu satın alan birisi varsa bana da göndersin. Bir tane göndersin, bir yiyeyim. Herhalde videonun en pahalı, en saçma, en gereksiz eşyası bu. Gördüğünüz kuru kafanın üzerine saçma sapan pırlantalar, elmaslar falan döşemişler, 100 milyon dolara satıyorlar. Yani şunun üzerindeki o değerli taşlardan bana ne? Ki ben değerli taşlara da çok saçma buluyorum. Yani bir tane şu kadarcık taşın fiyatı neden 10 milyon dolar hiç anlamış değilim. Yani onun üstünde olması bana hiçbir şey katmaz. Onu satın alıp evime koysam yine hiçbir şey katmaz bana. Ne kadar saçma şeyler alıyor bu zenginler ya. Hani şunu satın alan adama git şu Afrika'da bir su kuyusu aç da insanlar su içsin desen umrunda olmaz. Ama bunu göstersen oha çok güzel, hemen almam lazım der alır. Şu an baktığınız şey gerçek bir araba değil, onun oyuncağı. Bugatti marka arabayı hepiniz duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bu oyuncağın fiyatı tam olarak 25 trilyon. Ya şaka herhalde yani. 25 trilyon verecek olsam giderim onun orijinal gerçeğini alırım. Yani buna para verilir mi ya? Bazen gerçekten bu zenginlerin yaşayışını izlemeye geldiğimizi düşünüyorum. Yani onların yaşadığı hayatsa bizimki ne ya? Bir uçan yatak yaklaşık 8-9 trilyon gibi bir fiyatı var.
Yani şu ana kadar gördüğüm en vizyonlu şey bu olabilir. Yani o kadar saçma sapan pahalı şeyler gördük ki bu bana güzel geliyor. Tamam pahalı ama yani güzel bir şey. Uçuyorsun. Böyle mıknatısları falan var. Yere mıknatıs döşüyorlar. Sen böyle havada yatıyor gibi oluyorsun. Ayrıca o kadar param olsa ben yine şunu almam. Bunda yatacak şey bende yok. Evet arkadaşlar, şükür ki videomuzun sonuna geldik. Dünyanın en pahalı ve en gereksiz zengin eşyalarına baktık. Zenginin malı züğürdün çenesini yordu. Yani adamların parasını konuşmaktan gerçekten yoruldum. Eğer bu tarzda içeriklerin hız kesmeden devam etmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.